Tekrardan selamlar efendim. Şimdi ise bakterileri bitirdik. Prokaryotları konuşuyoruz hala. Ve arkeler üzerinden devam etmiş olacağız. Arkelerle alakalı bütün kafa karışıklarını gidermiş olacağız. Arkeler çok uç, yani ekstrem ortamlarda yaşayabilen canlılardır. Bakın, ekstrem ifadesi arkeler için anahtar ifadedir. Tamam mı? Anahtar. Ekstrem görüyorsan arkeyi basacaksın abi. Ekstrem ortamlarda yaşayabilmenin sebebi çevre koşullarında bozulmadan sağlam kalabilen enzimlere sahip olmasından kaynaklı. Yani 55 santigrat derecede ne yapıyordu? Bozulmaya başlıyordu. Denatürasyon gerçekleşiyordu. Fakat arkeler 80 santigrat dereceye kadar ne yapabiliyor? Bozulmadan kalabiliyor. Hücre çeperi bulunmakta ve pseudopeptidoglikan tabakasında. Pseudo yalancı anlamına gelmekte. Gerçek bir peptidoglikan tabakası değil de ona benzer. Yalancı. Hani yalancı kek yaparsın ya, böyle annelerimiz falan yalancı pasta falan diye. Onlara benzeyen bir çeperi bulunmakta. Endüstride pek çok tepkimenin gerçekleşmesinde, boya sanayinde atık metallerin zehirli etkisinin azaltılmasında kullanılıyor. Yıllar boyu bu arada arkelerin varlığı bilinmemiş. Sonrasında artık yavaş yavaş günümüzde lan bu canlı hakikaten bakterilerden farklıdır denilmiş. Daha öncesinde hatta Milli Eğitim Bakanlığı kitabında şey yazıyordu. Arke bakteriler diyordu. Lan arke bakteri ne alaka yani? Arkeler ve bakteriler ayrı bunlar. Arke bakteri diye bir şey yok. Evet, bu canlılar DNA'larında dikkat önemli. Histon proteini taşırlar. Ökaryot özelliğidir bu. Bu yüzden arkeler ökaryotlara daha yakın diye söylenir. Halkasal bir DNA'ya sahip. Halkasal DNA kimde vardı? Bakterilerde vardı. Ribozomlu ökaryot hücrelere benziyor. Antibiyotikten etkilenmezler. Bakın, ribozomları da ökaryot hücreleri ne yapıyor? Benzerlik gösteriyor. Antibiyotikten etkilenme özelliğine sahip değildir. Bakın, bu farklı bir özellik. Kime göre? Bakteriye göre. Neden? Bakteriler ne yapıyordu? Etkilenme görevi gidiyordu. Virüsler ve arkeler antibiyotikten etkilenmiyor. Metan üreten türleri vardır. Eskiden biz bunlara metanojenler diyorduk. Şimdi diyemiyoruz. Metan üreten türleri var diyoruz. Metan üreten türleri bulunma özelliği bakımından arkeye özgü. Tamam mı? Arkeye özgü. Karbondioksit ile hidrojeni birleştirip metan gazı oluştururlar. Bu canlı oksijen durumunda ne yapacaktır? Zehirli. Yani zehirleneceklerdir. Oksijenden zehirlenirler. Zehirlenirler. Tamam. Metan üretimi sadece arkelerde gözlenmekte. Bu bilgi de önemli, bakın testlerde çıkıyor. Birazdan çözeceğim. Aşırı tuzcu ortamlarda yaşayan türleri vardır. Biz bunları halofiller diyorduk eskiden. Diyemiyoruz artık. Yani desek daha iyi tabii de. Ya, tuzcu ortamda yaşayabiliyor. Tamam. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı kurak hepsinde yaşayabiliyor. Ha, geldik şuna. Bu önemli. Milli Eğitim Bakanlığı her sene bu ifadeyi değiştiriyor arkadaşlar. Yani anlam veremediğimiz vaziyette. Bir diyor kemosentez yapıyor, bir diyor fotosentez yapıyor, bir onu diyor, bir bunu diyor. Şimdi güncel olan kısım şu. Kemosentez yapan türlü bulunuyor. Bakterilerde de vardı. Fakat fotosentez yapmazlar diyor Milli Eğitim Bakanlığı kitabı. Tamam, fotosentez yapmazlar diyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Artık şu noktada anlaşalım arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ya, bunu fotosentez yapmazlar diyorum. Baz aldığım kitap 2022 Milli Eğitim Bakanlığı. Adam açıyor 2018 Milli Eğitim Bakanlığı kitabını, diyor ki benim zamanımda böyle değildi. Baba, biz burada bilimle uğraşıyoruz. Yani bilim anlatıyoruz size. Burada ispatı olmayan bir şey anlatmıyoruz. Dolayısıyla biyoloji sürekli değişen bir bilim dalı. Yani benim zamanımda böyle diye bir ifade yok. Zaten artık kademeli sistem kaldırıldı. Yani senin zamanın diye bir şey yok. Güncel MEB müfredatını baz alacaksın. Bu şu yüzden karışıklık yaratıyordu. Adam mezun şimdi, tamam mı? 5 sene olmuş atıyorum mezun olalı. Yani Allah göstermesin de. 5 sene olmuş mesela mezun olalı. Adamın kendi kitabı 2012 yılından kalma olacaktı. Dolayısıyla kardeşim ne olacak? Sıkıntı yaşayacak. Hangisini baz alacağını ne yapacak? Şaşırmış olacak. Ya benim zamanımda muhabbeti yok artık arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Aman diyeyim, sonrasında sakata gelme ihtimaliniz olabiliyor bakın. Aşırı sıcak ortamda yaşayan türleri bulunmakta, termofiller diye adlandırılıyor. 65-85 santigrat derece. Sıcaklığın çok düşük olduğu ortamlarda yaşayan türleri vardır. Psikrofilikler diye adlandırılıyor. 5 derecede bile yaşayabiliyor.
ayrıştırıcı olan türleri vardır. Demek ki saprofit türleri bulunmakta. Bir önceki derste anlattığımda bakteriler demiştim, mantarlar demiştim. Yine prokaryot özellik gösteren arkelerde de saprofitler bulunabiliyor. Bazı türleri plazmit taşıyabilir ve konjugasyon yapabilir. Ha, plazmit taşıma o zaman bakterilerle ortak. Konjugasyon yapma özelliği de bakterilerle ortak. Ha, bu önemli bir özellik işte. Endospor yapma özelliği yok bunlarda. Neden yok? Çünkü adam herhangi bir şekilde patojen tür çok içermiyor. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı yoktur diye almış. Elbette vardır birkaç tane. Milli Eğitim Bakanlığı yok diye almış. Endospor oluşturma özelliği yok. O zaman endospor oluşturma özelliği sadece bakterilerde gözlenebilir miyim? Gönül rahatlığıyla diyebilirim arkadaşlar. Bakteriler gibi en kromozom yapısına sahiptir. Unutmuyorsun, prokaryotlar hem bakteri hem de arkelerde en kromozom yapısına sahip. Mitoz ve mayoz görülmüyor. İkiye bölünerekten çoğalıyor. Yani binary fizyon muhabbeti bunda da var. Amitoz bölünme denilen ifade yok. Tekrardan söylüyor. Protistlere geçiş yapmış olacağız. Şimdi şu konuda anlaşalım arkadaşlar. Eskiden protistlerde işte kök ayaklılar, kamçılılar vesaire gibi tayfalar vardı. Eskiden bir sınıflandırmayı anlatırken bunların tamamını ne yapıyorduk? Sınıflandırıyorduk. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı müfredat güncellemesine gittikten sonrasında bunların sınıflandırılmasına girilmemekte değerli dostlar. Evet, farklı kitapları açtığınız zaman, çoğu kitabı daha doğrusu söylemek gerekirse, görüyorsunuz bunu. Ama bunlar müfredatta yok arkadaşlar. Müfredatta bulunan şey şu: protistler halinde veyahut da bakterilerde veyahut da arkelerde genel özellikleri verilir, geçilir diyeceğiz, tamam mı? Yani gidip de ne yapmayacağız? Amipin yapısına girmeyeceğiz arkadaşlar. Veyahut da kök ayakların, kamçılıların yapısına girmeyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Müfredatta bu olduğu için bunu anlatıyorum. Kendi yaptığım bir şey değil. Onu da söylemiş oldum. Başlayalım bakalım hadi. Şimdi diyoruz ki protistler için tümü diyor, ökaryot diyor, çoğunluğu tek hücre diyor. Demek ki çok hücre olan da var. Canlılardan meydana geliyor. Protistler ototrof olabilir. Kendi besini kendi üretir. Heterotrof hazırcı olabilir. Veyahut da hem ototrof hem heterotrof. Yani ikisini beraber şeklinde ne yapabilir? Yapabilir. Avlanarak beslenen türlerin yanı sıra ayrıştırıcı olan türleri bulunabiliyor. Saprofit bulunabiliyor. Parazit bulunabiliyor. Veyahut da üretici bulunabiliyor. Bir şeyden bahsedeceğim. Saprofit ifadesi için geçen derslerimde bakteri ve mantar ifadesini kullanmıştım. Bunları barındıran tayfalar çok fazla olmasına rağmen arkelerde de bu özellik gözleniyor. Arkeler. Bunun haricinde protistlerde de saprofitler gözlenebiliyor. Bakın, maviyle yazdıklarım az gözleniyor. Kırmızıda yazdıklarım fazla gözleniyor. Bilginiz olsun. Üremeleri eşeyli veya eşeysiz olaraktan gerçekleşir. Hem eşeyli hem eşeysiz olaraktan üreyen türleri de maalesef bulunmakta. Adamlara her şey verilmiş ya. Bütün her şeyi yapabiliyor adamlar. Sularda yaşayan algler, bakın algler de protistlere giriyor. Protist ayrımının en büyük grubunu oluşturuyor. Buradaki alglere bir parantez açacağım. Çünkü bunların arkadaşlar nesi var? Hücre çeperi bulunmakta. Hücre nesi bulunuyor? Çeperi bulunuyor. Normalde protistler hücre çeperi taşımamaktadır arkadaşlar. Algler hariç yalnız, tamam? Ve algler ne olabiliyor bu arada? Çok hücreli de olabiliyor. Dolayısıyla iki özellik bakımından farklılık gösteriyor. Tatlı sularda yaşayan bazı türlerinde kontraktil koful bulunmakta. Kontraktil kofulu biz hücre ve organellerinde konuşmuştuk. Ne demiştik değerli dostlar? Kontraktil koful fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyordu. İşte tatlı suda yaşayanlarda, mesela paramecium'da ne yapıyordu? Fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyordu. Amip'te var mı peki bu? Elbette bulunmakta. Bir de bunu yaparken ne harcıyordu? Bedavaya çalışmıyordu. ATP harcıyordu. Güzel. Kontraktil koful fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Bu kofullar ATP ile çalışıyor. Amip, paramecium, ögnena, kırmızı algler, cıvık mantarlar. Bak, cıvık mantarlar da kimde? Protistlerde. Başında sonunda mantar geçiyor diye aman diyeyim mantarlara dahil etme. Sıtma
Parazit, Plasmodium malaria ve uyku hastalığı Trypanosoma gambiens, tamam mı? Rotislerde gözlenmekte. Şimdi tabii burada şu garabet herif çok böyle şeydir. Hani gözlenirken bayağı can yakar. Bizim özellikle özel parazitoloji dersimiz vardı. Bunu gördüğünüz zaman kaçın diyordu hocamız. Tabii tek hücreli olduğu için görme imkanınız yok. Yani normal makro olarak görme imkanınız yok. Ama gambiens çok gıcıktır. Trypanosoma. Çok gıcık bir ismi var değil mi? Valla. O zaman bunlar örnekleriymiş, tamam mı? Cıvık mantarlar, hücre duvarı bulundurmama, amip hareket etme özelliklerinden dolayı mantarla vermen deyip protist haline dahil edilmişlerdi. Cıvık mantarlar önemli, aman diyeyim yemeyelim bunu. Şu ne peki? Amip hareket etme demek ne demek peki arkadaşlar? Şunu demeye çalışıyorum. Amip hareket, amip şöyle bir canlı. Tamam şöyle. Amip hareket demek şu demek. Amip'in yalancı ayakları vardır. Yalancı ayakları. Bu yalancı ayaklarıyla besinleri ne yapar arkadaşlar? Böyle çevreler ve hücre içerisinde ne yapar? Alır. Yalancı ayaklarıyla hareket etme özelliğine sahiptir. Tamam mı? Biz buna amipsi hareket etme özelliği deriz. Tamam mı? Yani adam böyle kıvrımlı bir yapıya sahip şekilde hareket ediyor. Protist ayarındaki canlıların çoğunda hücre çeperine benzeyen fakat hücre çeperi olmayan pellicula denilen yapı bulunmakta. Bak tekrar söylüyorum. Hücre çeperi veyahut da duvarı değildir. Protist aleminde sadece aitlerde hücre çeperi bulunur ve selüloz yapılır. Yani selüloz tabakası içeriyor. Kloroplast organı taşıyan tülleri vardır. Hepsi taşımıyor. Bazıları taşıyor. Gündüz fotosentez yapan, gece ise yaptığı besini tüketen tülleri vardır. Euglena gibi. Euglena. Tamam mı? Besinlerini dışı ortamdan endostoz ile alabilen türlerinde hücre içi sindirim görülür. Ha. O zaman bizim bakterilerde ve arkelerde ne yoktu? Endositoz yoktu. Endositoz yoktu. Veyahut da egzositoz yoktu değil mi arkadaşlar? Bunlarda ise var mıymış? Varmış. Hepsinde mi? Tabii şimdi hepsi yapıyor mu? Hepsi yapmıyor mu? Muhabbetine girmeyeceğiz. Bulunan türler var mı? Var. Bitti. Aletlerin bazı çok hücreli formlarında iş bölümüne dayalı koloni oluşturma yeteneği var. Eskiden koloniler diye bir konu vardı. Şu an yok. Belki hatırlayanınız vardır. O zaman aitler ne oluşturabiliyor? Koloni oluşturma özelliğine sahip. Koloni oluşturmak demek ne demek bu arada? Ezbere iş yapmayalım şimdi. Şu arkadaşımız tek hücre olsun, tamam mı? Koloni oluşturursa eğer ki şöyle bir yapı ve böyle çevrili bir yapı sergilemiş oluyor. Olay bu. Tamam mı? Denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bazı protistlerin hücre duvarlarında silisyum bulunuyor. Tamam mı? Silisyum bulunabiliyor. Protistler öldükten sonra zemine çökerek organik tortul kayaçlığı oluşturuyor. Bu tortul diş macunlarında parlatıcı olaraktan katılmakta ve binalarda yalıtım malzemesi olaraktan kullanılıyor. Protistlerin çevreye de faydası var anlamına geliyor bu cümle. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Biter mi hiç? Aitler protein, vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olmanın sebebiyle besin olaraktan tüketilebiliyor. Özellikle Çinliler her şeyi bulduklarında yedikleri için kendileri. Endüstriyel, evsel ve canlı atıkların temizlenmesinde, antibiyotik üretiminde, kozmetik tıbbi ürünlerin yapımında, plastik ve boya üretiminde, gıda ve tekstil endüstrisinde kullanılıyor. Arkelerde de var biliyorsun bu muhabbet. Ayrıştırıcı olan ve sporla çoğalan türleri vardır. Ayrıştırıcıdan kastımız ne? Saprofitler. Sporla çoğalabilen bazı protistler birçok omurgalı ve omurgasız hayvanda parazit olaraktan yaşıyor. He. Parazit yaşayan türleri var. Bak, parazit yaşayan türleri nerede vardı? Bakterilerde vardı. Arkelerde yoktu. Protistlerde var. Ve çeşitli hastalıklara sebebiyet veriyor. Örneğin çeçe sineği tarafından bulaştığın uyku hastalığının, tatarcık sineğiyle bulaştırılan şark çıvanının ve anofel cinsi sivrisineğin dişisi tarafından buluşturulan sıtma hastalığının sebebi sporla çoğalan parazit protistlerdir. O zaman bak eşeyli üreme vardı eşeyli. Eşeysiz üreme görülebiliyordu bunlarda. Hem eşeysiz üreme görülebiliyordu. Bir de ne varmış? Sporla üreme. Sporla üremeyi nerede anlatacağız? Mantarlar kısmında anlatacağız. Ama bunlar da görülebiliyor mu? Görülebilir.
Tamam, cepte kalsın. Evet, bir sonraki dersimizde ise neye geleceğiz? Bitkiler üzerine konuşmuş olacağız. Bir sayfa konuşacağım zaten. Maalesef ki kendileri tohumlu tohumsuz bitkilerin sistematiğini kaldırdıkları için çok minicik konuşmuş olacağız. Ufacıcık değinmiş olacağım orada. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Kendinize çok çok iyi bakınız.